Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kamerayı hemen açtım yine. Kendimi düzeltmeden, ceketimi, başörtümü düzeltmeden. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni ve bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. Yine görüldüğü gibi İbo ile beraber arabadayım. Neredeyiz? Kran kasamızda, yani sigortamızda geldik. Bir iki işlerimiz var, onları halledecek İbo. Bunun öncesinde kendi doktoruma gittim. Acil dil altı, tansiyon ilaçlarım bitti arkadaşlar. Burada bir de yeni yıl, yılbaşı tatilleri giriyor sanırsam. Bugün son gün. Bugün günlerden cuma ve yarın her yer kapalı. İlacım da çok az var. Hiç fark etmemişim. Bir de bu sıralar acil tansiyon ilacımı çok kullanıyorum. Şu an bile aldım. Arabada içtim çünkü tansiyonum hem yüksek hem de şu an hem başım ağrıyor. Sanki başımda burada davul çalıyorlar. Bir de gözlerim kapanıyor. Neden? Aldığım tansiyon ilacı bir anda tansiyonumu düşürüyor şu an. O da bayağı bir etki ediyor. Burada durmadan oturuyordum, şöyle bir dalıp gidiyordum. Dedim en iyisi ben şey yapayım, videoyu açayım, bir başlangıç yapayım, selam vereyim. Hiç değilse şu başımın ağrısını unutayım. Sanki sol gözümü şu an açamıyorum, kapalı bir şekilde duruyor gibi. Her neyse, Rabbim bundan kötü etmesin. İnşallah Rabbim tüm hastalarımıza da acil şifalar versin. Duamın içinde ben de olayım. İnşallah cuma dediğimize göre bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı nurlu cumalar inşallah. Böyle İbo ile sabah erken değil aslında ama bin ilacımı içtiğime göre 9.30-10 gibi evden çıktık. İlk önce kendi doktoruma, sonra kran kasaya. Bundan sonra bilmiyorum nereye gideriz. Şey yapmadım arkadaşlar, kahvaltı yapmadık. İlaçları aldığım zaman da birazcık mide bulantım oldu. Şöyle çantama azıcık leblebi, bir de şeker koymuşum. Şeker ve leblebi. İyi ki de çantama koymuşum. Geçen gün şeye, Berlin'e gitmiştik ya, o zaman koymuştum çantama. Bugün de bir mide bulantısı olunca dedim hemen şunu atayım ağzıma, iyi oldu. Birazcık işte leblebi yedim, sanki açlığımı kırdı gibi. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz bilmiyorum. Alışveriş mi olur artık, ya da kahvaltı yerine mi, bir şey diyemeyeceğim. Almanya halihazırda yine yağmurlu ve yağışlı, bugün kapalı havamız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Böyle sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz, haliniz, vaktiniz, durumunuz inşallah iyidir, sağlığınız, sıhhatiniz. Bizler iyiyiz arkadaşlar. Geçenki Berlin videoma bayağı bir yorum gelmiş. İşte Emine burada ses kısık, neden ses kısık diye. Arkadaşlar ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz laptopumu, yani videoyu düzenlediğim aparatımı yeni aldım. MacBook'umu. Demek ki bir düğmeye mi bastım, ben de bilmiyorum. Yanlışlıkla olabilir ve ses kesilmiş ve videonun sonunda tekrar açıldı ses. Ben de siz söyledikten sonra izledim ve evet, doğru, haklısınız. Bir de şey, bana o videom için bu kadar uzun bir yolculuk videosu mu çekilir denildi. Evet, 29 dakikalık bir videoydu arkadaşlar. Ama şimdi ben Berlin'e gidiyorum, yeni bir şehir, yeni bir yer. Belki benimle beraber, zaten vloglarımda, videolarıma yazıyorsunuz, Emine seninle beraber biz de geziyoruz, Almanya'yı görüyoruz diye. Ben de hazır Berlin'e gitmişken oranın evlerini, yollarını, camisiydi, sağını solunu çekip göstermek istedim. Bazı takipçilerim beğendi ama bazıları da böyle uzun yol videosu mu çekinildi denildi. Yani video nasıl çekeceğim ben, hani tek, evet, arabaya bindik, gidiyoruz, Berlin'deyiz, yemeği yedik, hadi çüs biz gidiyoruz, onu mu demem gerekiyor? Yani bir videoyu seyrederken bence insan sıkılmasın, sıkılmaması gerekiyor. Veya atlatın arkadaşlar, o yol videolarını atlatın, direkt sofra bölümüne, muhabbet bölümüne geçin. Ev sahibi gözükmedi demişsiniz. Evet, sadece evin reisi gözüktü.
evin beyi gözüktü, öyle söyleyeyim, kardeşim gözüktü. Sevgi kardeşim istemedi, abla beni alma dedi. Saygı duydum, saygı gösterdim. Öyle yani arkadaşlar, buna da bir açıklık getirmek istedim. Bir de bana şey denildi, keşke o sofrada kola içmeseydiniz. Şimdi arkadaşlar, birincisi biz o eve misafirliğe gittik. Rabbime şükürler olsun, kazasız belasız gidip geldik. O misafirlikte de bizi güzel ağırladılar. Biliyorsunuz sabah kahvaltısı, öğlen kahvesi, akşam yemeğiydi. Güzel ağırlandık ve uğurlandık. Allah razı olsun. Buradan kendileri beni izliyor. Ben de bekliyorum aynı şekilde Hamburg'a onları inşallah en yakın zamanda. Şimdi misafir umduğunu değil bulduğunu yer arkadaşlar. Kardeşim orada çıkarmış içeceğini, dökmüş. Evinde ne varsa bulup buluşturmuş, yapmış. Allah kesesine bereket versin. Sofrasına Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Birincisi içeceğimiz Coca-Cola değildi, Fanta değildi. Kola Turkaydı. Hadi onu da geçtim. Onu da geçtim. Hani diyorsunuz ya, biraz duyarlı olalım arkadaşlar, ürünler hakkında boykot yapalım diyorsunuz. Boykot yapalım diyorsunuz. Evet, haklısınız. Misafir umduğunu değil bulduğunu içer yer. Bir de Kola Turkaydı. İkincisi, şimdi diyelim ki biz almışız kolayı, fantayı veya ne diyeyim, hani oraya ait, İsrail'e ait ürünleri almışız, evimize koymuşuz zamanında. Deterjan olabilir, sabun olabilir. Ya daha aklıma gelmiyor işte, paket çayı olabilir, şampuanı olabilir, diş macunu, hep sağlık şeyleri, hep aman sağlık demişim, temizlik ürünleri hep geçti aklımdan. O tür şeyler veya çayı, şekeri, maması, sütü, yoğurdu. Diyelim ki aldık biz bunları, evimize depoladık. Depoluyoruz ya, koyuyoruz ya. Bir değil de iki tane alıyoruz. Birini kullanalım, biri evde kalsın diye. Şimdi böyle bir olay olduktan sonra da ne yapmamız lazım arkadaşlar? Evdekini tüketmemiz mi lazım, yoksa çöpe mi atmamız lazım? Buna lütfen bana bir hani yazın, haksız mıyım? Bu benim elimde var, almışım bunu, sadece ben değil, sadece siz değil, sadece sen değil, bunu hepimiz alıyoruz, koyuyoruz kenara, yiyoruz, içiyoruz, kullanıyoruz, tüketiyoruz. Şimdi var, evde var, ben çöpe mi atayım? Hani şey yapıyorlar ya, şey misali, şimdi aklıma bu geldi, TikTok'ta gördüm. Birisi şöyle demiş, ben şimdi alışverişe gidiyorum, 500 TL'lik mi, euro'luk mu ney, kola, fanta, işte içecek alacağım ve dökeceğim. Onu da video yapacağım diye. Şimdi bu mantık nerede arkadaşlar? Madem ki sen İsrail ürünü diye kullanmak istemiyorsun, boykot etmek istiyorsun, madem alma, paranı harcama, verme. Öyle olur. O ürün orada depolu bir şekilde kalması lazım. Almayacaksın ki zarara uğrasın, satılmasın. Ama sen alıyorsun ve döküyorsun. Bunun zarar mı kar mı? Ne? Yine o aldığın para oraya gidiyor. Yine oraya gidiyor arkadaşlar. Yani ne yapacaksın? Almayacaksın. Zaten fiyatlar o kadar düşmüş ki, kola olsun, Fanta olsun, hiç yani tahmin edemeyeceğim fiyatlarda. Veya diğer ürünler işte, bulaşık tabletleri falan, deterjanlar, makine sabunları acayip şekilde indirimde. Bunları tabii ki almıyoruz, kullanmıyoruz. Ama alıp da dökmüyoruz da. Şimdi yani sizin yorumunuz oraya geliyor. Elimizden geldiği kadar almamaya özen gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Ama şöyle de bir baktığımız zaman arkadaşlar, birçok üründe oraya ait ya. Nasıl bir şey bu bilmiyorum. Kullandığımız kredi kartları bile oraya ait. Yani ben anlamadım. Evet, dikkat ediyoruz. Geçen gün bana şey yazmışlar, tat markasının şeyini aldım ben, bamyasını aldım. İşte tat markası oraya ait denildi. Lütfen dikkat edelim. Tat markası Türkiye'ye ait arkadaşlar. Esasında siz dikkat edin.
Fakat markası Türkiye'ye ait. Yani böyle bir açıklık getirmek istedim. Dediğim gibi elimizden geldiği kadar da dikkat ediyoruz. Rabbim kötüleri de fırsat vermesin inşallah. Allah onları kahretsin. Allah kahretsin onları. İçimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Evet, alışveriş yapmayacağız. Aldığımız ürünlere dikkat edeceğiz, markalarına falan, ama bununla da bitmiyor arkadaşlar. Dua ediyoruz, dualar gönderiyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle yani. O gelen yorumlara birazcık garipsedim. Tuhafıma gitti. Hani hadi ben şimdi gidelim beraber arkadaşlar. Marketten kolayla fanta alalım. Alayım 500-600 liralık kola fanta alayım. Gözünüzün önünde dökeyim. Zarar mı kar mı söyleyin bana. Ya cebinden çıkarıp yine alıyorsun. Oraya ödedim ve gitti o ücret. Gitti, oraya gitti. Kurşunlara gitti. Biraz bilinçli davranalım arkadaşlar. Evimizde olan ürünleri de mecburen kullanacağız. Ondan sonra, bittikten sonra almamaya özen göstereceğiz. Valla benim mantığım buna çalışıyor. Bilmiyorum. Sizin mantık neye çalışıyor? Neye göre çalışıyor? Ben öyle mantık üretiyorum. Haksız mıyım? Bilmiyorum. Böyle yağmur güzel bastırdı. Valla hızlandı yağmur. Bir de soğuk ki arkadaşlar, anlatamam. O kadar çok değil ama soğuk. Hani yağmur olduğu zaman ılık olur falan, güzel ılık olur hava ya. Bu öyle değil. Bayağı bir soğuk hava. Neyse, hayırlısı olsun bakalım. Öyle. İbo daha gelmedi. Demek ki işi uzun sürecek. Benim de birazcık başım dinlendi. Birazcık başım iyi oldu. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videoları ben Berlin'e gidip geldikten sonra birazcık zaten tansiyonum problemim vardı. Bu biraz daha ilerledi bende. O gün sabah çıktık sizle beraber, günübirlik eve geldik. Yok, ben Türkiye'ye arabayla gidemem arkadaşlar. Bazı takipçilerimiz, ablalarımız söylüyor, Emine arabayla gidersen işte bütün yiyeceklerini Türkiye'den doldurur getirirsin. Getiririm arkadaşlar. Türkiye'den bir şeyler getirmeyi çok seviyorum. Çok. Yiyeceği olsun. Böyle ev eşyası değil. Hani yok tencereymiş, tabakmış. Öyle şeyleri sevmiyorum. Ama yiyecek üzeri çok seviyorum buraya getirmeye. Mesela eriştesi olsun, mantısı olsun, bulguru, fasulyesi, taze veya kuru ürünler hiç fark etmiyor. Çok seviyorum getirmeyi. Ama uçakla da ne kadar getirebilirim ki uçağın bagajında? 20 kilo yük hakkınız var. 5 kilo bavulun ağırlığına çekin. Kaldı 15 kilo. 15 kiloyu da kız ben dolduruyorum. Ay anam, bavul daha dolmadan ağır basıyor. İbo'ya diyorum ki, İbo dert bir bakalım. Her gurbetçinin evinde de terazi tartı vardır arkadaşlar. Benim hem burada var, hem Türkiye'deki evimde var. Tartı, evde tartıyoruz ya bavulları, valizleri. İbo tart bir bakayım diyorum. Ana 30 kilo çıkıyor, 25 kilo çıkıyor, 27 çıkıyor. Lan diyorum, ben buna ne koydum bu kadar çıkıyor. Hadi boşalt. Yani koca valizin içine çok az ürün koyuyorum. 15 kilo doldu gitti. Bir de valize bakayım ki 4-5 kilo sadece valizin kuru ağırlığı. Düşünün yani. Valizleri de yeni aldım ya, sanki aldığıma da pişman oldum. Şu arkana çekmeli valizler esasında güzel. Üçü bir aradaydı arkadaşlar. Büyük, küçük, en küçük. El bagajı olarak en küçük. Ama ağır basıyorlar ya. İçi güzel, hacmi güzel, büyüklüğü güzel, iç haznesi güzel. Ama yük hakkımız 20 kilo olduğu için dolduramıyoruz. Çok çabuk ağır basıyor. Geçen sene işte bu sene daha bitmedi. Bu sene Türkiye'den geldiğimde biraz fasulye, biber falan filan alayım. İçine hiçbir şey koymadan arkadaşlar, aldığım yiyecekler yani yarım kilo, bir kilo. Fazla da değil. Yani içinden çoğunu çıkardım. Fazla bir şey sığdıramadım. Anlamadım ben niye öyle oldu. Bir de şey getirmiştim, nevresim takımları. Hani demiştim ya, nevresim takımları diktirdim çocuklara. Çift kişilik yorgan, yastık, onları özel diktirdim.
Neden özeldik dedim. Yorganları, nevresimleri değiştirince arkadaşlar tek tarafının ağzında düğme veya fermuar var. Ben de onu hani yorganı salla, yerleştir, düzel yapamıyorum. Kollarım kalkmıyor yukarı. Ben de bayana dedim ki ne terziye, ismi Emine'ydi onun da. Ay ne çok Emine var ya. Görümcemin adı Emine. Ben Emine, terzi Emine. Daha bir sürü Emine vardır. %100 sen de Emine'sindir. Beni izleyenler Emine varsa yorumlara. Emine yazsın bakalım. İsmi Emine mi? Gerçi bir sürü takipçim var Emine. Arkadaşlar dedim ki ne Emine dedim. Sen dedim bana öyle bir güzellik yapacaksın ki dedim. İki tarafa da dedim fermuar dikeceksin nevresimi. Abla diyor nasıl olacak? Dedim sen bir ağzına bir de ayak kısmına yap dedim. Kenarlara değil aşağı yukarı fermuar yap dedim. Keşke kenarlara yaptırsaydım kız. Şimdi böyle yatıyoruz ya ağzıma yüzüme geliyor fermuar. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Bak bu da bir mantık. Keşke yan taraflara fermuarı getirseydim. Uzun boy kısmını düz bıraktırsaydım. Bir dahakine öyle yaptıracağım. Yaptı arkadaşlar o Emine arkadaşımız. Bir aşağıya bir yukarı fermuar dikti sağ olsun çift kişilik yorgan nevresimi. O kadar rahat ki arkadaşlar anlatamam. Vallahi yorganı koyduruyorum çocuklara. İçeriden düzeltmesi kolay biliyor musunuz? Hemen ayak kısmı üst kısım çek. Fermuarla bitti. Niye ben baştan düşünmedim bunu? Ya işte. Mantık nasıl? Güzel bence değil mi? Bence çok güzel. Zarife ablam var. O da öyle diktiriyormuş. Kendisi de takipçim benim sizler gibi. O da öyle diktiriyor. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir şeyi itiraf edeceğim. Vallahi başımın ağrısı gitti. Ama gözüm hafif açılmıyor. Gözüm sanki kapalı gibi. Ama başımın ağrısı gitti. Bana konuşmak iyi geliyor. Ben böyle konuşacağım. Beni de dinleyen biri olacak. Dinleyen kişi de karşımda sağlam biri olacak. Hiç başı falan ağrımayacak senin gibi mesela. Konuşmayı seviyorum ama her kişiyle de konuşmuyorum. Ben Başak Burcu'yum. Her bir insana da ısınamıyorum, açılamıyorum. Bu videolarda nasıl konuşuyorum, nasıl dert yanıyorum onu bilmiyorum arkadaşlar. Valla burada konuştuğum zaman da iyi geliyor bana. Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar, ablalarım, bacılarım. Videomu toparlayayım ben. Tek başıma İbo'yu da bekledim ama gelmedi. Hala hazırda İKK'nın kapısında bekliyorum. Şunu da açmamışım. Bakın emniyet kemerimi gördünüz mü? Rahat durmak varken. Neyse konuşmaya daldım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sayfamı, videomu paylaşıyoruz. Kimlerle? Sevdiklerinizle, WhatsApp gruplarınızda, sosyal medyada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü kötü bir şey yapmıyorum. Burada sizinle konuşuyorum, dertleşiyorum, bir iki bildiğimi paylaşıyorum. Öyle yani selamlaşıyoruz. Allah'ın selamını alıp veriyoruz. Başka bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Fikir alışverişi yapıyoruz. O yüzden videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de ücretsiz bir şekilde abone olursanız, ücretsiz arkadaşlar. Ücretli kanallar da var ama benim sayfam ücretsiz. Sadece abone tuşuna basıyorsunuz. Bir de üçüncü zili tıklıyorsunuz. Üçüncü zil ne? Benim attığım videolardan Gurbette Bir Gelin Emine bacınızın videosu hazır. Hadi gelin izleyelim diyorsunuz ya da gelin izleyelim. Beraber muhabbet sohbet edelim. Üçüncü zilin manası da odur. Bir de ne yapıyoruz? Vaktiniz varsa, değerli vaktiniz varsa eğer, değerli yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Birden fazla yazarsanız keşfet olur, iyi olur arkadaşlar. Like'ları, beğenileri de unutmuyoruz. Sayfamız gelişmesi için, geniş bir kitleye hitap etmesi için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Emine bacınızdan, İbo kardeşinizden diyeceğim ama yok. İlla ki o da selam gönderecekti. İbrahim kardeşinizden de çok çok selamlar, sevgiler. Bir başka yeni videomuzda, yeni bir günde tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.